Mimarın Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün benim için çok önemli insan ile birlikteyim. Belki kendisi hatırlamaz ama üniversite 1. sınıfta başlarken, kendisini dinlerken nedir bu girişimcilik diye araştırmaya başlamama sebep oldu. Hayatımda fikirlerime yön verdi. Kendisi Mimarın Mutfağı girişiminde de bu fikri oluşmamdaki payda da bir ortağı kendisi. Core strateji kurucusu ve girişimcilik vakfı fellow'u olduğum mütevelli heyeti üyesi kendisi. İhsan Ergin ile birlikteyiz. Öncelikle İhsan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Abla? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İhsan Ergin, kendinizden kısaca bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Senin de söylediğin gibi ben şirketlerin yenilik arayışında onların stratejisini yapan, girişimcilerle işbirliği yapmasına yardım eden veya şirket içinden yeni fikirler çıkarması için uğraşan butik bir danışmanlık şirketinin kurucusuyum, Core Strateji. Ama aynı zamanda dışarıdaki startuplarla büyük kurumların işbirliğini yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitelerinden Özyeğin Üniversitesi'nde 9 yıldır aktif olarak görev alıyorum. Eskiden girişimcilik merkezinin başındaydım. Girişim Fabrikası diye bir Türkiye'nin ilk iş hızlandırma programını kurmuştum. Son 2-3 senedir de danışmanlık işlerinin yoğunluğu nedeniyle sadece ders veriyorum ve bazı konferansları düzenliyorum. Onun dışında aynı zamanda FİBA Banka'nın bir kurumsal girişim sermayesi var. Girişimlere yatırım yaptı. Onun aktif hem yönetim kurulu hem aktifliği sorumluluğum var yani işin yönetimiyle ilgili. Onun dışında yani böyle bitmiyor birazcık şapkam çok biliyorsun. Hı hı, kesinlikle. Fintech İstanbul diye Türkiye'nin ilk finansal teknoloji topluluk yönetim ve içerik kaynağının kurucu ortaklarındanım. İki kurucu ortağız orada Selim Hoca ile birlikte. Şu anda 5000'den fazla bir topluluğumuz var ve haftada bir bülten yayınladığımız, çok aktif ve sürekli kitap yayınladığımız bir alanımız var. Ve onun dışında da iş girişim diye bir private equity, özel yönetimden bağlı. Böyle biraz çeşitli şapkalarımız var. Evet. Girişimcilik ekosisteminin yani akademisyenlikten tut, danışmanlıktan tut, yatırım tarafı ve eski girişimci olarak tabii ki. Hı hı. Kendi şirketimi Amerika'da satmıştık ortakla birlikte. Her şey zaten başlangıç noktası. O bir de ondan önce de Koç Grubu'nda profesyonel olarak çalıştım tabii. Evet. Yani böyle bir iş hayatının her tarafına dokunmuş bir hayatımız var. Kesinlikle. Ya ben de uzun süre önce dinlemiştim sizi ve sonrasında bir araştırdıktan sonra ya gerçekten çok fazla şapkanız ve aynı zamanda farklı konularda da ilgileriniz var. Öncelikle ben biraz daha öğrencilik zamanımıza gitmek istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oluyorsunuz. Sonrasında 8 sene uzun bir süre Koç grubunda çalışıyorsunuz. Sonrasında Koç Üniversitesi Yönetici İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlıyorsunuz. Bu kadar uzun ara vermenizin bir an önce iş hayatına atılmak mıydı? Her öğrencinin ya bir an önce mezun olup iş hayatına atılma isteği miydi? Yoksa siz bir ara verip uzun bir süre kurumsal deneyim yapıp sonrasında girişimciliğe mi başlamak istediniz? Oradaki hikaye nedir acaba? Esasında ben daha okulu bitirirken Koç'ta Aygaz şirketinin enerji tarafında çalışmaya başlamıştım. Stajyer olarak sonra da orada kaldım yani okul bittikten sonra. Hiç yani okul bitince işi bırakmak aklımın ucuna gelmedi bile açıkçası. Bir de Amerika'da böyle işletme yüksek lisanslarına falan baktığınızda genelde zaten bir zorunluluk vardır. Yani en az 5-6 yıl iş hayatında olmuş olmanızı isterler. Ki orada anlatılanları daha iyi anlama şansı olsun diye. Yani önce uygulamada görürsün, sonra teorisini öğrenirsin. Uygulama ile teoriyi tekrar birleştirirsin. O da benim kafama yatıyordu ama dediğim gibi yani çok böyle aşırı planlı bir şey yapmadım, dürüst olmak gerekiyor. Ben işte 5-6 sene geçsin ondan sonra giderim değil. Ama iş hayatının içine girmiştim. Keyifliydi. O yüzden çıkmak istemedim. Sonra da iş hayatıyla birlikte yürütebileceğin executive MBA dedikleri yönetici program olunca Koç'ta bir de belki biliyorsundur o zaman şirketim bana sponsor olmuştu. Öyle de bir fırsat doğunca onu yaptım ki o zaman da Koç'un zaten en az 5 sene kuralı vardı Koç Üniversitesi'nde o yönetici yüksek lisansına katılmak için. Her şey kesişti ve hayatımın bence iki dönüm noktası vardır. Bir tanesi İzmir'e İstanbul'a gelmeye karar vermem. İkincisi de bu yüksek lisans beni çok değiştirdi. Yani bugünkü İhsan'ın çok büyük emeği vardır o Koç yüksek. Siz bahsetmişken hayatınızın dönüm noktası İzmir'den İstanbul'a gelmek. O zamanki dönemde böyle bir ihtiyaç mıydı? Yoksa gerçekten çalıştığınız alanda Aygaz'ı orada çalışıp orada kariyer yapma hedefim vardı mı?
Hani onun etkisi. Ya ben İzmir'de yaşarken, üniversiteye devam ederken Aygaz'la bir ilişkim yoktu. Esasında ben böyle yazları açıkçası dürüst cevapları vermek gerekiyor. Millet böyle artistik cevaplar veriyor ama her şey öyle artistik değil hayatta yani. Böyle Marmaris'te falan yazdığını geçiyoruz. Hep tanıştığım arkadaşlarım İstanbul'da. O yüzden de genelde böyle İstanbul'da hayatta daha böyle fazla olasılıklar var falan. Bir de İzmir o dönem açısından söylüyorum. Ben o zaman da çalışıyordum. Sonra iki senedir üniversitede. Üniversitenin üç senesinde çalıştım ben. Yani hatta bir buçuk senesinde full time'a yakın çalıştım. O zaman da hani iş hayatını böyle sevdiğim için acaba değişik bir şeyler İstanbul'da olur mu deyip böyle sıkıldığım bir günde bir pazar günü hadi ben İstanbul'a gideyim dedim. Bir tanıdıkların yanına geldim. Ondan sonra bir daha dönmedim. Yani arkadan eşyalarım falan geldi. Yani öyle bir çok ciddi planlar, kararlar gelmedim yani. Evet. Gelip burada bir gerçekten farklı neler var göreyim dedim. O kadar. Hmm. Şimdi sizin aslında şu an Core Strateji ile de yaptınız. Kurum içi girişimcilik ve kurum içi girişimciliğin önemini bu dönemde anlatıyorsunuz. Her seferinde de dile getiriyorsunuz. Ben ilk önce de ilk defa hem de sizden duymuştum. Kurum içi girişimciliği yani nasıl bir hikayesi var? İleride bahsedeceğim ama öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Kurum içi girişimcilik nedir ve kurumlar için ne ifade eder? Ne tür avantajları ve artıları, eksileri vardır? Kurum içi girişimcilik esasında yaklaşık dünyada, Amerika'da falan böyle 10 seneye yakın olmuştur bir zamanı var yani. 2010'lardan itibaren başladı. Türkiye'de de son 5 senedir konuşulan bir kavram. Esasında şirketin içinde çalışanlar tarafından yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi olarak adlandırılıyor. Yani şirketin içinde girişimci gibi davranan insanların olması, inisiyatifler alması, yepyeni fikirleri kendi başlarına hayata geçirmeye çalışması. Burada önemli olan olay çalışanın fikrini hayata geçirmesi. Şimdi eskiden de şirketlerde bireysel ödül sistemleri vardı. Çalışanlar fikirlerini gönderiyorlardı, yenilikçi fikirler yaratıyorlardı ama sonra ne oluyordu? Şirket o fikri alıyordu, ya Ar-Ge departmanına veriyordu, ya yeni iş geliştirmeye veriyordu. Şirketin kendi onun için bir departmanı vardı. Bu felsefede ise, fikir kiminse, o kişi o fikri geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Yani bir iç girişimci olarak çalışıyor ve ticarileştirmeye kadar yolculuğuna devam ediyor. O yüzden hani en büyük farkı içerideki çalışanın girişimciye dönüştüğü bir model olması. O yüzden ismi kurum içi girişimcilik. Yoksa büyük bir şirketin yeni bir işe girmesi bir girişimci bir hareket olabilir ama o kurum içi girişimcilik değil. O yani şirketin bir kararı, üst yönetimsel yürütülen bir şey ya da bir departmanın bir iş. Burada ise şirket içindeki tüm çalışanların fikirlerini ticarileştirmesinden bahsediyoruz. Siz kurum içi girişimcilikten bahsetmişken, az önce de kendinizden de bahsederken startup ortaklığı, yatırımcı fonları yöneticiliği, beraberinde Özyeğin Üniversitesi Merkezi Direktörlüğü, fabrikanın kuruculuğu, hala da devam etmekte evet. olduğunuz Core Strateji'yi kurdunuz. Core Strateji neler yapar? Biraz üzerinden geçmekte fayda var. Hikayesini sizden dinleyelim. Nasıl başladı? Esasında ben hani full time üniversitedeydim. Hem girişimcilik merkezinin başındaydım. Hem girişim fabrikasıyla uğraşıyordum. Farklı yanlar vardı. Ders veriyordum. Her şey yolundaydı ama şeyi fark ettim. Türkiye'de yurt dışı gibi inanılmaz çok fon yok. İnanılmaz çok açıkta para yok girişimcilere yatırım yapan. Ben de girişimcinin büyümesini isteyen bir insanım. Zaten onun için uğraşıyorum yıllardır. Bu noktada esasında Türkiye'deki girişimcinin ihtiyacı olan şeyin kurumların girişimcilere yardım etmesi olduğu fark. Müşteri olarak olabilir, beraber ürün geliştirmek olabilir, yatırımcısı olabilir. Yarın öbür gün büyüdüğünde satın alıp girişimciye güzel anlamlı bir çıkış yaratıyor olabilir. Ya da imkanlarını kullandırabilir en kötü. Çünkü Türkiye ekonomisinin %99.7'si esasında kurumlar tarafından, KOBİ'ler tarafından dönen bir B2B bir pazar. B2C'den daha büyük pazar. O zaman sen kurumlarla bir işbirliği yapamadığın takdirde bu pazarda bir şey elde etmen çok zor. Diğer yandan çok güçlü yatırımcılar yok. Şimdi sen bir iş yapmaya kalktığında milyonlara ulaşmak istediğin zaman nasıl ulaşacaksın? Türk telekom şirketlerine ya bankalara gidip onların kitlelerine ulaşmaya çalışacaksın. O zaman kurumları bir şekilde girişimcilere yaklaştırmamız lazım. Esasında öncelikle Özyeğin olarak bu çalışmalara başladık ama üniversite olarak bu kadar kurumlarla çok aşırı vakit harcamaktan daha çok şeylere vakit harcamak oldu öğrencilere. O noktada böyle bir fırsat doğmuş oldu. Yani kurumlar benden bu konuyu motive olunca ve destek isteyince ben de üniversite bu inisiyatifi almayınca kendim alayım dedim.
birazcık zorunluluktan doğdu, yani ihtiyaçtan doğdu. Onun üzerine kurumlar, işte şirketin içindeki girişimcilerle işbirliği, özellikle önceliğim oydu zaten, girişimcilerle işbirliğiydi. Sonra şirket kendi de içinde bir şeyler üretmek istediği için kurumun içinde girişimcilik oldu, ama birden de bunların hiçbirini strateji olmadan yapmaya başlayınca şirketler bir işe yaramıyordu. O yüzden de inovasyon stratejisi diyerek şirketin hani bu konudaki stratejisini uygulamaya başladık. Şimdi siz üniversiteyi 9 Eylül'de bitirdikten sonra hayatınızın dönüm noktası başlıyor ve İstanbul'a geliyorsunuz. Benim de en çok merak ettiğim konu, siz konuşmanızda da örnek veriyorsunuz. Aygaz'daki kurye girişimi üzerine, kurum içi girişimi üzerine. Benim de çok merak ettiğim bir konu, biraz üzerinden de geçmekte fayda var. Sizi orada tetikleyen girişimcilik oldu. Bunu çok net görebiliyoruz. Bunun nedeni, yani kariyer basamaklarını Aygaz'dayken hızlı adımlarla tırmanıyordunuz ama sonrasında tamamen çok zorlayıcı ve etkileri olan girişimciliğe ilerlediniz. Yani bunun da elbet bir tetikleyicisi olmuştur. Siz seviyorsunuz startuplara yatırım yapmayı ve onlara yatırım bulmayı, destek olmayı, ki bunun üzerine çokça çalışıyorsunuz. Ama kurumsallıktan çıkıp bir girişime başlamak, o büyük bir, kesinlikle cesaret isteyen bir konu. Bunu nasıl başardınız ve tetikleyicisi, yönlendiricisi var mıydı? Yoksa tamamen sizin kararınız mıydı? Güzel soru. Esasında bundan hemen önce, yani o karar vermeden hemen önce ben Koç'ta MBA yaptım. O Koç'ta MBA yaparken de esasında çok ciddi, çok başarılı dersler alıyorsunuz. Decision thinking dediğimiz, düşünmek üzerine, sonucuna, yani strateji, detaylı stratejiler üzerine falan. Bu dönemin şöyle bir etkisi oluyor insanlarda. Hayatındaki her şeyi sorgulama şeyi yaratıyor. Yani o dönemde boşananlar da çok oluyor. Sorgulamaları yapınca iş değiştirenler de çok oluyor. İşte benim gibi böyle farklı bir yola girenler de olabiliyor. O dönemdeki sorgulamam şuydu. Yani tamam, işler yolunda, yaklaşık 6-7 yıldır Aygaz'dayım. Stajyerdim, geçici personel oldum, geçici personeldim, kadrolu oldum, kadroluydum, senior kadrolu oldum, senior kadroluydum, yönetici oldum. Sonra işte MBA'imin sponsor oldular falan, her şey güzel. Ama bunlar da ben mi gerçekten başarılıyım? Yoksa Aygaz'ın markası zaten kocaman, dev bir marka. O zamanlar Türkiye'nin en büyük 9-8. Şirketiydi, şimdi bilmiyorum tam yerine. Ne yapsan oluyor mu acaba? O yüzden de kendi başıma bir şey başarabiliyor muyum? Gerçekten yetenekli miyim diyerek bir arkadaşımın bir fikri vardı. Kendisi zaten teknolojiyi iyiydi. Ama diyordu ki ben business tarafında eksiğim, teknolojide iyiyim, gel bana ortak ol. O da MBA'den sınıf arkadaşım bu arada. Yani MBA'nin o yüzden hayatımda yeri çok büyüktür dediğim nedeni o. Bence executive MBA'nin en önemli konusu, executive MBA'nin özellikle normal yüksek lisansının, yönetici yüksek lisansının dersler kadar sınıf arkadaşlarınızdan öğreniyorsunuz. Yani neredeyse o gün o sınıftaki en kötü eğitimli bendim yani. Hepsi benden iyiydi. Ya da %70'i benden daha iyi pozisyonlara sahip. O çevre, o bilgi, hala o çevremle çok yakınım. Hala iş yapıyoruz birlikte. Karşımıza çıkıyorlar her yerde. O arkadaşın o teklifi olunca ben de izin istedim. Dedim ki ben kendi başıma bir şey becerip beceremediğimi denemek istiyorum. Yani o dönemde kurumsal hayatın bazı zorluklarını da görmüştüm. Hani onu da itiraf etmemde fayda var. Yani şu anlamda zorlukları bana değil de hani böyle bir anda herkesi gönderebiliyorlar. İşte profesyonel hayatın bazı bence zorlukları var kişinin başarısı dışında. Ya ben onları görünce dedim ki hani ben bu kariyerde kalıcı olmaya karar vermeden girişimcilik denen konu ne olduğunu bir göreyim. Ama o zamanlar hiç popüler değildi. Bahsettiğimiz sene 12 sene önce yani. 13 sene önce girişimcilik dediğinizde de Türkiye'de hani anlamıyorlardı. Öyle. Yani iki tane şey, MBA'deki düşünmeyi zorlayıcı şeyler kendimi sorgulamaya yaradı. Kendimi sorgulayıp acaba ben başarılı bir insan mıyım diye düşünmeye başladım. Arkasından da kurumsal hayattaki böyle iş dışındaki çelişkileri görünce de burada kalıcı olmadan bir dışarıyı deneyeyim dedim. Sonra da bir daha geri dönmek kısmet olmadı. Şöyle, şimdi Mimarın Mutfağı'ndayız. Girişimcilik konuşuyoruz. Herkesin sorduğu sorular. İkisinin arasındaki bağlamı nasıl açıklayabiliriz diye. Şimdi İhsan Bey'in vereceği örnekle daha iyi pekiştirebiliriz. Sizi ilk tanıdığım yer, en başında da söylemiştim, Kale'de bir söyleşinizde. Orada söylediğinizde harfi harfiyen not aldım ben.
Ve söylediğiniz kitaplar olsun, orada örnek verdiğiniz siteler olsun, yurt dışındaki, yurt içindeki tasarım girişimleri olsun, hepsini inceledim. Dolayısıyla ben birinci sınıfa yeni başlarken mimarlık okuyorum ama bir yandan bunları da öğrendim. Ve bu beni çok etkilemişti. Sizin verdiğiniz örnek AVM'ler girişindeki VR çözümlü tasarımlardı, tasarım fikriydi, girişimiydi. Hem mimarların başvurduğu bir alan olarak da aslında bir girişim. Nasıl olduğu ve içeriğinde hakkında bahsetmek ister misiniz? Hem girişimciden hem de mimarlığı çok iyi anlatabilecek bir örnek olacağını düşünüyorum. Tamam. Şimdi bir kere oradaki yanlış anlaşılmayı bir düzeltmekte fayda var. Yani girişimcilik deyince insanlar illa yüksek teknoloji falan anlıyorlar. Esasında hani şu anda bizim Özyeğin Üniversitesi'nde biz girişimcilik dersinde bütün öğrencileri aldık. İster mimarlıkta, ister hukukta. Çünkü hepsi bir girişim, bir ofis kuruyor. Bir iş yönetiyorlar, bir iş kuruyorlar. O yüzden girişimcilik esasında illa yüksek teknoloji gerektiren ya da işte dijital olmak zorunda değil. Bir. Ha, içinde inovasyon olması girişimciliğin çok büyük faydası olur. Yani kendinizi kalabalık rekabetten sıyrılmanıza yardım eder. Bu mimar için de geçerli. Bu aşçı için de geçerli. Yani restoran için de geçerli. O zaman bir kere ya mimar veya değil, girişimcilik kritik bence. Neden? İşte dediğim gibi bir iş yönetiyorsun, bir iş kuruyorsun, rekabetten farklılaşman lazım, bir yeniliği deniyorsun. O zaman o metotları kullanman lazım. Ha, bu yeniliği genelde teknoloji yardımıyla yakalıyorsun. Neden? İlla teknolojinin üzerine kurulu olmak zorunda değil ama teknoloji sayesinde süreci iyileştirip farklılaştırabilirsin. İlla yani ben geleyim de işte şu teknolojiyle bir mimarlık yapayım değil. O teknolojiyi benim normal işimin neresinde kullanabilirim de olabilir. Çünkü bugün dünyada işte bu pandemiyle de gördük. Dijitalleşmeniz bir sürü iş var. Özellikle B2B tarafında. Bence şu anda mimarlık tarafında da müşteriyle mimar arasındaki dijital süreçler de yok. O yüzden çok çok fırsat var. O zaman bunların herhangi birine odaklanmak girişimcilik demektir. Bu örnek de şeydi, senin verdiğin örnek de yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında görmüştüm. Hatta Amerika'da diye hatırlıyorum. Amerika'da değildi pardon. Bir mağaza açılacak. Mağaza kapalı. İki tane VR gözlük koymuş. Duvara delik koymuşlar. Duvardan yüzüne bakıyorsun. İçerideki mağazayı görüyorsun. Ama mağaza yok esasında içeride. Yani VR'la mağaza varmış gibi görüyorsun. Evet. Ne yapıyorlardı? Senin gözünle en çok nelere konsantre oldun? Dersem o görüntü de günlük değişiyormuş orada. Evet. Yani başka bir tasarım var. Böylece bir sürü insan geliyor bakıyor. Tasarımlar A-B test dediğimiz A-B test değişiyor. Böylece müşterinin en çok konsantre olduğu, en dikkatli baktığı objeleri veya tasarımı seçiyorlar. Yani kararı daha müşteriyle karar vermeyi kullanıyorlar. Böylece VR sayesinde işte oradaki gerçeklik yansıtarak müşteriyle birlikte tasarımın hangisinin daha doğru olacağına karar verme aracı olarak kullanıyorlar. Bu bayağı mesela fark yaratıcı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bunu evet. Aynen o şekildeydi. Mimarların aslında orada kullanıcı deneyimini de işin içine katarak tasarımlarına yön verme üzerine bir fikirdi. Çok güzel bir örnek bence. Evet. O yüzden hani şimdi siz mimarım, ben girişimcilikle işim yok, teknolojiyle işim yok falan diye bir konu yok. Yani artık teknolojinin, dijitalleşmenin illa sonuç olmasına gerek yok. Araç olarak da kullanıldığını düşündüğünüz zaman yapabileceğiniz çok fırsat var. Bence mimarlık tarafında da çok açık var. Bir de şimdi insanlar pandemi sonrası eve kapanıyorlar. Evin değerini anladılar. Bence mimarlara iş çıkmış olması gerekir. Pandeminin hemen sonrasında mimarlara çok iş çıkmış olması gerekir. Evet ya, zaten şu an hayatımızın aslında evin hayatımıza ne kadar önemli bir yer aldığını bir kere daha gözlemledik. Şöyle bir sorum daha olacak. Az önce bahsettiğiniz yaşadığımız COVID-19 ve pandemi süreciyle alakalı girdiğimiz... Bu izolasyon sürecinde hayatımızda çok şey değişti. Artık herkes evden çalışıyor. Bu girişimcilerin daha önce uzaktan görüşmeleri, Skype buluşmalarını yaptığı sektör artık eğitim sektörüne de dönüştü. Çünkü şu an biz eğitimimizi online işliyoruz. Uygulamalı derslerimizi bile online işliyoruz. Ve bu hayatımıza büyük etkiler yarattı. Ve tabii girişimcilerin ve startupların sıklıkla kullandığı bu ortak çalışma alanlarında pandemiden çok etkileneceğini düşünüyorum. Yani çünkü ortak çalışma alanları aslında pandemide nasıl korunacağımız üzerine çok soru işaretleri bırakıyor. Tabii bazı insanlar bunun eskisi gibi normale döneceğini düşünüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir değişim görüyor musunuz?
ortak yaşam alanını indirgemeden cevabı şey olarak düşünürsen, COVID sonrası her şey normale dönecek gibi görüşler var dedin ya, ben ona katılmıyorum. Tamamen eskisi halimize dönmeyeceğiz. Ha, bazı şeyler tabii ki dönecek ama yine böyle yarı yarıya bir değişim olacak diyeyim sana. Neden diyecektim bu arada? Pandemi yüzünden değil. Zaten bu değişimler başlamıştı. Bu değişimler yaşanıyordu. Sadece bazı şirket yöneticileri uzaktan çalışmaya egosal olarak izin vermedikleri için onu yapamıyordu. Bazı şirketler işte dediğim gibi toplantıları Zoom'dan yapmaya, işte bunun efektif olmadığına falan dair inanışlar vardı. Bunları ispatlayamıyordu çünkü fırsat vermedikleri için. Şimdi ne oldu? Mesela bu konuları özelinde söyleyeyim. Herkes yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar yani en azından sıkıntı olmayan işler var. Freelance çalışmak, toplantıyı Zoom'da yapmanın verimliliği. Bunları görmüş oldunuz. Bunların normale dönmesi pek mümkün değil. Çünkü insana faydası var. Şimdi bir şeylerin normale dönmemesi için iki tane kural lazım. Bir, alışkanlık olacak kadar sürmesi. İki, insana fayda yaratıyor olması. Yani paydaşlara fayda yaratıyor. Şu anda bunun oldukları olanlar kalıcı olacaklar. Ama evde ekmek yapmaya herkes devam eder mi? Zannetmiyorum. Yani hani o bir trend ya. Anlatabildim mi? Herkes evde ekmek. Evde spor yapmak. Bu belli bir noktaya kadar olabilir. Kendinde bu tipini hissedenlerde ama özel hocasız yapamayanlar da hayat diye değişmeyecek. Ama full kalabalık spor salonları eskisi gibi olur mu? Daha şüpheliyim. Yani daha butik spor salonlarına yönelim başlayacağını düşünüyorum. Öyle bir değişim olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar kesinlikle bence hijyene ve sağlığa daha çok önem verecekler. Eskiden güldüğümüz uçağa bindiğimizde Korelileri, Çinlileri gördünüz hepsini maskeyle. Ya adamlara bak ne yap manyak bunlar falan derdi. Evet. Şimdi herkes öyle bilecek. Demek ki adamlar esasında o zaman da doğrusunu yapıyormuş. Bu olay varken de yok. İşte insanlar demek ki böyle bir konsept vardı yani. Hani yeni değil esasında. Sadece genele yayılmış oldu. Ya da şimdi senin dediğin örneğe gelirken hani ben en büyük etkileri bu freelance çalışmalarda, toplantıların dijitalleşmesinde, eğitimin dijitalleşmesinde olacağına kesin kararlıyım. İki, insanların biraz daha iç huzuru bulduklarının, hani vaktin değerini anladıklarını, neye vakit kaybettiklerini gördüklerini düşünüyorum bu dönemde. O yüzden de bu vakit kaybettikleri şeylere geri dönmek istemeyecekler. Çünkü onun tadına da vardılar bir yandan. Her şey kötü değil yani. Tamam tabii ki bu bir hastalık, bu bir salgın, ekonomik kriz tabii ki. Ama kişisel farkındalık, bilinçlenme, durumu, anı fark etmek o anlamda pozitif yanları var. Bu konuyu senin sorduğun tarafa da iyice konsantre edersek hani collective house gibi ya da işte working thing gibi birlikte çalışma alanlarında orada kurallar biraz revize olacak. Yani içeriği tıkım tıkım dolduran yan yana bir sürü masalar modelinden bahsederek ama ortak çalışmanın yarattığı verimliliği yani maddi en azından verimliliği. İki, manevi tarafta başka insanlarla tanışabilme fırsatını başka bir yerde veremeyeceğin için bence onların çok kötüye gideceğini düşünmüyorum. Sadece içerideki mimari tasarımda bazı değişiklikler gerekecek. Onu yaptıkları takdirde hayat devam edecek. Hijyenle ilgili şeyi koyabildikleri zaten takdirde devam edecektir. Çünkü şöyle bir durum var. Her zaman insan evladı menfaatçidir. Yani ilk önce içgüdüsel olarak hayatını korumak ister. İkinci olarak da menfaatini korumak ister. Çıkar. Şimdi sen toplu ortak çalışma yerinden bir insanı çıkarıp git ofis tut dediğinde mantıken ya da onu yapmaya kalktığında ortaya çıkan masraflar, maliyetler o terazi yine ortak çalışma alanına doğru itecektir. Bir topluluğun parçası olma hissi. Anlatabildim mi? Bazı imkanlara kolay olacak. Ama orada seçimler değişecektir. Yani çok sıkı böyle çok kalabalık olan, hijyene önem verdiği belli olmayan yerlere gitmektense diğerlerini tercih etmeye başlayacaklar. Peki startuplar şu an bir ekonomik darboğaz var pandemiden dolayı. Onlar çok etkilendi. Bu konu hakkında neler önerirsiniz onlara fikir olarak? Valla ben bu dönemin startuplar açısından şans olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bence kartlar yeniden dağıtılıyor. Ne demek istiyorum? İşte enerjinin petrol olması yerine
alternatif enerjilerin tek aşırı yükselişe geçeceği bir dönem. İşte çok tüketmek yerine bilinçli tüketmenin mantıklı olduğu bir dönem. Hijyen koşullarının revize olduğu, dijitalleşme, e-commerce, her şeyin online alınabildiği, hizmetlerin alınabildiği bir döneme geçmek zorundayız. Geçeceğiz. İnsanlar bunun tadına vardı. O zaman eksik çok var. Yani siz şu anda Türkiye'de perakende de dönencilerin %7'si online'da dönüyorsa demek ki %93'lük kısımdan pay alma şansımız var yani. Onun dışında bu koşullar revize olurken, mağazaların içeride revize olurken değişiklikler olması gereken bir sürü fırsat doğacak. Boş alan var çok. Bunları birileri yapması gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum yani. Bu dönemde insanların dijitale odaklandığında ya da evde yaşamayı arttırdıkları takdirde tatmin olmadıkları işler var. Bunların hangilerini benim yeteneklerimle çözebilirim? Veya hiç sunulmayan hizmetler var. Hiç kullanılamayan. Deneyim tabii ki gittiğiniz yerde yaşanıyor. Ama bence mesela catering işinde fırsat doğacak. İnsanların evlerinde daha çok etkinlik yapacaklar. Daha kontrollü, daha tanıdıklarıyla. O zaman bu iş catering'i büyütmesi gerekir. Yani bir şekilde mini catering anlamında söylüyorum bunu. Büyütmesi gerekir. Onun dışında yani çok fırsat alanı var. Ya bu B2B ticaretin dijitalleşmediği ortaya çıktı. Orada girişimler için çok büyük bir fırsat var. Yani büyük şirketlerin birbirleriyle alışverişi de COBİ'den COBİ'ye. Bunlar hiç dijital değil. Bunlar hep offline dönüyor. B2C'de yani tüketiciye yönelik işlerde dijitalleşme var ama diğerinde yok. O zaman burada da bir fırsat var. Böyle sayabilirim ya. Çok sayabildiğime göre fırsat çok demek ki. Kesinlikle. Yani bu dönemde girişimcilerin ve startupların bu krizlerden fırsat yaratarak kendi iş modellerinde bazı değişiklikler ve uyarlamalarla bu krizde yeni fırsatlar bulabilirler diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir soruyla devam edeyim. Teknoloji bazlı girişimleri olan genç girişimcilere melek yatırımcılık yapmakta ve düzenli olarak Leader Startup dergisinde yeni iş geliştirme ve girişimcilik konularında yazılar yazıyorsunuz. Sizi dinlerken her seferinde önerdiğiniz kitabı, makaleyi, araştırmayı hemen not alan bir insanım ve okuyorum da. Çok verimli kaynaklar öneriyorsunuz. Siz bu dönemde herkesin izolasyonu uyduğu ve evinde beklediği zamanı daha anlamlı kılmak adına önerebileceğiniz kitap, makale veya araştırma var mı? Neler olurdu? Filmler de olabilir. Önerebileceğiniz var mı? Güzel soru. Yani aslında bu dönemde bence aşırı fazla rapor, yazı falan var, tamam mı? O yüzden o bir kaos resmen. Okuyorsun hepsinin arasında ufacık bir paragraf fark ediyor. Koca 30-40 sayfa okuyorsun boşu boşuna bir paragrafı yakalamak için. Evet, evet. Bence onun yerine soruları okumak lazım. Yani soru sormayı, sorgulamayı üzerine düşünmek ve öğrenmek lazım. Ben bu şeyde yani genelde hani melek yatırımcı, girişimci, burada işler nasıl yürüyor falan bunları anlamak isteyen insanlara şeyi öneriyorum. Both Sides of Table. Masanın iki yanı diye bir web sitesi var. Blog zaten bu adam yazılar toplandıkça kitabını da çıkarıyor bunların. VC tarafını çıkarıyor, Startup Board tarafını çıkarıyor. Hani o Both Sides of the Table bu dünyanın içinde olayın nasıl döndüğünü anlamak için. Neye gireyim, neye çıkayım falan o anlamda anlamak için değil. Neye gireyim, neye çıkayım? Mesela ben orada Costovation kitabını öneririm. Costovation. Cost ve Innovation'ın birleşiminden olan maliyeti düşürecek inovasyon yaparak yeni iş modelleri keşfediyor. Bence bu dönemin geleceğindeki iş fikirleri bulmak için oradaki metodolojiyle düşünmek lazım. Costovation dediğim. Ne o? Tekrar söylüyorum. Maliyeti düşürecek iş modelleri. Mesela bugün BİM marketleri, A101'ler esasında bir Costovation modeli örneği. Nedir o? Endüstriye giriyorlar. Migros gibi, Makro gibi yapmaktansa paketler kolilerin içinde iki tane çalışanı olan üründe bazı şeyleri yani çıkarmış durumda hizmet olarak bir market zinciri yapıyor. Yani sektöre yeni bir bakış açısı getiriyor. Ya da işte atıyorum Pegasus'un örnek aldığı EasyJet ne yapıyor? İşte check-in yapamazsın, onu yapamazsın. Eski modelleri var. Bunun 20 tane taktiği var. 20 taktik veriyor sana. Sen diyor mevcutta dönen işlerden acaba nasıl fark yaratırsın? Yeni iş modelleri yaratırsın. Bence
Şimdi insanların yeniden düşünmeye başladığı bir dönemde o taktikleri kullanarak yeni fırsatlar, yeni işler yakalanabilir. Ya şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Yaşadığımız bu dönemde girişimcilerin gençlerden çıkması ve gençlere ilham olması adına sona doğru yaklaşmışken biraz gençlik yıllarınıza gitmek istiyorum İhsan Bey. Şöyle ki bizim kanalımızın çok sıklıkla sorduğu bir soru. Her konumuza sorduk bu soruyu. Şöyle ki İhsan Ergin 20 yaşına dönmüş olsaydı neyi farklı yapardı veya neyi neden yapardı? Bunu aslında sormamızdaki nedeni az önce söyledim. Siz de başta açıklamıştınız. İzmir'den İstanbul'a dönüşünüz ve hayatınızda bir dönüm noktası oldu diye. Bunun gibi bir dönüm noktası veya bunun gibi bir anınız var mı? Anlatmak ister misiniz? Ben insan evladı şu anından memnun olunca yaptığı hiçbir şeyi sorgulayamıyor. Çünkü neden? Çünkü hayat bütün hareketlerin toplamının da böyle sonucu sürekli gelişiyor. O yüzden ben yanlış yaptığım şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha iyi yapabileceğim şeyler olduğunu da ciddi şekilde düşünüyorum. Ama ve lakin bugün geldiğim yerden mutlu olduğum için o zaman bugün geldiğim yere gelmeyecektim. Diğer şekilde geldiğim yer daha iyi olur muydu? Şüpheli. O yüzden ben bu birazcık ona karşıyım bu felsefeye. Geçmişe dönseydim. Neden biliyor musun? Eğer bugün geldiğin yerden tatminkarsan. Çünkü o seçimler seni bir yere getiriyor ya. Ama evet. Şunu tavsiye ederim kendimin gençliğine. Şimdi ben İhsan'ı 20 yaşındaki İhsan'ı görsem. Bana gelse abi bana mentorluk yapar mısın dese. İhsan bir 2 yıl yurt dışında çalış derim. 2 yıl yurt dışında. Mesela 2 yıl yurt dışında. Neresi olduğundan bağımsız çalışmasını tavsiye ederim sonradan ben gittim çalıştım biraz bir şeyler yaptım ama çok geç oldu erken yaptım. Peki gelecek planlarınız arasında yapmak istedikleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz var mı bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde? Core Strategy'nin Core Strategy'ye ilgili bir hedefim yok ya. Core Strategy işini iyi yapan butik bir danışmanlık şirketi ve böyle kalması çok büyümesini falan hayal etmiyorum. Bütün ekip arkadaşlarımın daha da bundan zenginleşmeyi de düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımın daha çok para kazandığı ettiği bir model olarak kalsın. Benim için konsantrasyon orası değil Ben onu iyi, başarmak isteyen şirketlerle birlikte bir şey başaran bir şirket olarak korumluk orayı. O öyle devam edecek Ama kendim regional diyelim bu bölgede, Türkiye'nin içinde olduğu bölgede fark yaratacak bir iki girişimin kurucu ortağı veya kurucu yatırımcılarından olmayı tekrar istiyorum Ama ülkesel değil bölgesel. Öyle bir hayalim var, öyle bir planım var. Bunun için daha çok yatırımcı rolüyle tabii. Daha çok yatırımcı ama böyle biraz erken seviyeden gelen birlikte hikayeyi. Çünkü insanlar bir hikayenin parçası olduğu zaman hayattan keyif alıyorlar. Anladın mı Para kazanmak bir yerde okey güzel tabii ki ve gerekli şart. Onun geyiğinde yapacak halim yok. Ama hikayenin parçası olmak başka bir şey. Ben hikaye yaratmak istiyorum. Yeniden hikayeler olsun istiyorum. Hikayelere ortak olayım. Hikayelerin içinde bir rolüm olsun istiyorum. O yüzden de en bildiğimiz iş bu işler tabii hikaye yaratmak açısından. Hayalim böyle çok iyi birkaç girişimciyle birlikte bir şeyler yapabilmek. Güzel bir hayalmiş. Kendim parçası olmak. Şöyle bir son aslında iki sorum kaldı. Sizin için önemli olan öğütler veya tavsiyeler var mıydı? Bir cümle, bir küçük bir... Benim için evet. Tabii. Zamanında bana şöyle söylenmişti. Ben onu takdir ediyorum o söylerini. Çok tepkisel hareketler yapma. Sana biri bir şey yaptı diye bir şey yapma. Düşün ve yap ne yapmak istiyorsan. Tepkisel mi tepkisel mi denen kavram esasında. Her olaya tepki verecek şekilde değil. Kendinden çıkan aksiyonlar şeklinde yap. Bu biraz derin konu olabilir o yüzden kaybolmuyor. Bir de şu tavsiye vardı. Kendini hayatla akıyormuş gibi hissettiğin olaylara konsantre ol. Ne yaparken zamanın ve yapımını kaybediyorsun. Böyle tatminkar hissediyorsun. Buna konsantre ol. Mesela ben ders anlatırken o anlamda seviyorum konuşma yaparken. Kendimin zaman nasıl geçtiğini hissetmiyorum. Bu kendimi verimli hissediyorum. O zaman onlara konsantre ol ve orada fark yaratacak yerler bu. İkincisi bu. Ben buna bayağı bir konsantre oluyorum. Üçüncüsü de
çok çok eskiden şu öğretilirdi. Güçlü yanlarını bil, güçsüz yanlarını da bil. Sonra güçsüz yanlarını güçlendir. O felsefe değişti. Güçlü yanlarını fark et, güçsüz yanlarını da fark et. Ama güçsüz yanlarına konsantre olma, onları güçlendirmeye çalışma. Onların sadece farkında ol. Güçlü yanlarına konsantre ol, onlara fark yaratacak kadar geriye taş. Mesela bunu uyguluyorum. Yani hani güçsüz yanımı bulayım da onu güçlendirmeye çalışayım değil. Güçlü yanımı daha da güçlü yapıp herkesten farklılaşayım. Senin insanlardan farklılaşman lazım. Herkesin birbirinden farklılaşması lazım. Senin farklılaşabileceğin yerde kendinin güçlü olduğu yer. O yüzden güçsüz olduğun yerlere konsantre olursan güçsüz olursun zaten. Sürekli bir çaba içinde olursun. Güçsüz yanımı güçlendir. Onun yerine güçlü yerine odaklan ve güçlü yerine fark yaratmaya çalış. Evet, kesinlikle. Çok güzel aslında özetlediniz. Ama son olarak neler söylemek istersiniz? Aslında söylediniz de yine de evet, bu son söylediğiniz son sözümdür tabii ama yani şunu söylüyorum. O zaman son bir söz istiyorsun diye yine de bir son söz söyleyeyim. Oyun sürekli yeniden kuruluyor yani. Her sabah yeniden kuruluyor. O yüzden yani bu klişe olacak ama bir gün önce takılmak gerçekten hiçbir işe yaramaz, hiçbir faydası yok. Çünkü hayat o kadar yani kolay kurgulanabiliyor ki isterseniz. O yüzden her gün yeniden bir şeyleri değiştirdiğinde sonuçların değişebileceğine inanmak zorundasın ve ben inanıyorum. Hep ben bir şeyleri değiştirirsem sonuçlar değişir ve bugüne kadar hep oldu. Yani ben sonuçta İzmir'de, Kemeraltı'da esnaf çocuğuyum. Bugün burada Hüsnü Bey'le de oturup sohbet edebiliyorum. İşte Ali Bey'le de oturup sohbet edebiliyorum. Arayabiliyorum. Nasıl, nereden oraya nasıl oluyor? Yani muhteşem bir adam olduğum için değil. Muhteşem başarılı olduğum için de değil. Sadece kendinize güvendiğiniz ve olayları değiştirebilme şansı olduğuna inandığınız zaman oluyor. Belli bir konuda da uzman olma, yani belli bir konuda bir farkınız ol. Yani seni bir şey olduğunda seni arama nedenleri olması lazım. Ya ben Abdullah'ı ne olduğunda ararım. Orada bir laf yoksa kafalarında insanların bir şey olmuyor. Anlatabildim mi? Evet. Bugün beni işte ve bazı iş adamları, bazıları niçin arıyor? Konu girişimcilik olunca telefonu kaldırıp beni arıyor. Evet. Yani ben muhteşem girişimci miyim? Değilim. Trilyonları mı kazandım girişimcilikten? Kazanmadım. Ama o konuda belli bir know-how nedeniyle bir etiketim var. O yüzden sizin illaki bir şekilde bir şeyle attached olmanız lazım ki insanlar sizi fark edebilsin, hatırlayabilsin, aklında aktif kalın insanlar. Umarım mimarlık alanında bu etkiyi yapabiliriz. Mimarın Mutfağı olarak biz de bunu hedefliyoruz. Aslında çok güzel bir yayın oldu. Ben hem çok şey öğrendim yine. Yine çok not çıkardım. Yine bu karantina günlerinde tüketmem gereken içerikler oluştu. Bunun için tekrardan çok teşekkür ediyorum bizim için. Ben teşekkür ederim. Bugün Core Strateji kurucusu İhsan Ergin ile birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür eder. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.